Merhaba arkadaşlar, İş ve Yaşamda Motivasyon isimli kitabımızın 6. ünitesi Motivasyon ve Liderlik. Bu ünitemizde yönetici ile liderin arasındaki farkı, liderin bir kurumdaki önemini ve motive edici liderin ne tür özelliklere sahip olduğunu sizlerle paylaşacağız, tartışacağız. Liderlik e, örgütlenmiş bir grubu belirli bir amacı yerine getirmek am maksadıyla insan davranışının etkileme faaliyettir desek liderlik kavramını yanlış ifade etmiş olmayız diye düşünüyorum. E, ama ya hocam sen kendin bir cümleyle bize bunu söyle deseniz liderlik nedir biliyor musunuz? Liderlik akıl ile yürek imecesi yapabilmeyi başarmak demek. Yani başkalarını belirli bir amaç doğrusuna davranmaya yönelten bir odak noktası olarak lider... Kullandığı yetkiyi doğuştan yani geleneksel olarak kazanabileceği gibi o takım üyelerinin yanında son derece değerli bir takım kişisel özelliklerden kaynaklanan karizmatik gönülle de sahip olabilir liderlik özelliğini. Yönetim bir grup insanı takdir edersiniz ki belirli amaçlara doğru yöneltme, aralarındaki işbirliği ve koordinasyonu sağlama çabalarının bütününü içeren bir süreçtir yönetim. Yönetici ise, yönetici kavramı ise başkaları vasıtasıyla amaçlara ulaşmaya çalışan kişidir der kitaplar, kaynaklar. Peki yönetici ile lider arasındaki fark ne? fark şu, yöneticilik başkalarına iş gördürme, başkaları aracılığıyla iş başarma ve amaçlara ulaşmadır. Liderlik ise bir grubu, yöneticilikten farklı olarak liderlik ise bir grubu bir grup insanı belirli amaçlar etrafında toplayabilme, belirli bir amaçların etrafına belirli bir amaca odaklayabilme ve bu amaçları gerçekleştirmek için o topladığı insanların harekete geçirme, bilgi ve yeteneklerin toplamı. Ha. O o insanları harekete geçirmek için ihtiyaç duyulan bilgilerin ve yeteneklerin toplamına sahip olan kişidir lider, liderlik. E, yönetici e, başardığı görevler ve taşıdığı yetki ve sorumluluklar bakımından toplumun e, çok önemli bir kişisi aslında bakıldığında ya da o bulunduğu grubun içerisindeki önemli bir kişi. Bu insanlar fonksiyonlarını etkin ve verimli şekilde yapabilmek için bir takım nitelik ve özellikleri de sahip olmalılar takdir edersiniz ki bu nitelik ve özellikleri biz 3 grupta 3 ana grupta topluyoruz. E, bunlardan bir tanesi ilk ana grup entelektüel özellikler. Nedir o? Yani e, genel kültürün ürün olması gerekiyor. Mantıklılık, analiz ruhu, sentez ruhu, sezgi gücü, hayal gücü, mahkeme mahkeme gücü, muhakeme gücü, düşüncenin odaklaştırabilme yeteneği, belirli bir nokta kanalize edebilme yeteneği, düşüncenin açık ve seçik bir şekilde, net bir şekilde karşıdaki kişiye ifade edebilme yeteneği sahip olması gerekir. Ee, bir e, liderin, bir yöneticinin entelektüel özellikleri vardır diyebilmemiz için. İkinci ana grup karakter özellikleri. Yöneticinin, liderin e, işte akıl ile duygu arasındaki dengeyi kurma, uyum gösterebilme, dikkatlilik, ihtiyatlılık, girişkenlik, hafıza gücü, dinamiklik, azim ve e e sebatkarlık, süratlilik, hız, ciddilik. Bu özellikleri de yöneticinin liderin karakter özellikleri olarak karşımıza çıkar ikinci ana grupta. Liderin e, üçüncü son ana grup özelliği sosyal özellikleridir. Dış görünüşü, giyim kuşamı ile çevresinden kabul görmesi, e, yöneticilik liderlik yaptığı gruba e, hitap edebilecek nitelikte olması, hitap gücüne sahip olması, grup yapılarının ortak amaç, değer ve duygularını anlayabilmesi, işi yaparken e, uygulanması gereken o iyi alışkanlıkların yerleşmesine çalışması, kötü alışkanlıklarla mücadele edebilmesi yine aynı şekilde kendisiyle beraber çalışacak her insandan yararlanmayı bilmesi ve onlarla sıcak sıkı bir işbirliği içerisinde bulunması, her kişiye ya da olayda özelliğine göre ölçülü ve dengeli hareket etmeyi başarabilmesi, geri geldiğinde ne zaman gerçekleşeceğini bilmesi, tüm bu özelliklerde yöneticinin, liderin sosyal özellikleri adı altında toplanmaktadır. Teşekkür ediyorum.